Atlantis 10. bende karşı karşıyayız. Geldik, devam ediyoruz. Güzel insanlar, bilgili yola devam, bilim yoluna devam. Saklanan şeyleri çıkartıyoruz, meydana koyuyoruz. Size de takdim ediyoruz. Devam ediyoruz Atlantis'in kaldığı yerden. Nerede kalmıştık? Sayfa 48. İkinci haritada gösterilen Semitlerin yeri, ikinci haritada gösterilen Semitlerin yeri belirgin bir şekilde görünüyor. Bu haritalarda koyacağız zaten. Birincisi koymuştuk, ikincisi koyacağız size. Elimizden geldiği kadar, teknolojimize bildiğimiz kadarıyla elimizde uğraştırmaya çalışacağız zaten. Zaten kitabın içini biliyorsunuz. Kitabın yazarının kim olduğunu, nerede yazıldığını falan çok iyi biliyorsunuz. Haritayı koyacağız. Tabii teknoloji daha bir iyi şekilde öğrendiğimiz zaman güzel şekilde size göstermeye çalışacağız. Daha çok kanıt da yani. Tabii belki sayfalarını bile koyabiliriz yani. Bu da zamanla oluyor işte. Ama yine gösterdiğiniz ilgi için size çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiği anlatıyoruz. İkinci haritada gösterilen Semitlerin yeri belirgin bir şekilde görünüyor. Semitler ırk olarak iniş çıkışlı yapıya sahiptiler. Yani Samiler, yani Semit diyorum bahsettiğimiz Samiler. Irk olarak inişli çıkışlı yapıya sahiptiler. Endişe için değildir. Komşularıyla hep savaş halindeydiler. Özellikle güç olarak büyüyen Akatlara karşı. Semitler ırk olarak inişli çıkışlı yapıya sahiptiler. Endişe içindeydiler, komşularıyla hep savaş halindeydiler. Özellikle güç olarak büyüyen Akatlara karşı. Altıncı ırk olan Akatların orijini bu kıtadaki ilk büyük kıyametten sonra. Yani 800 bin yıl önce Atlantis'in doğusunda olan yerde Akatların doğduğu yerdir. Yani Akatların doğduğu yer 800 bin sene önce Mu kıtasında olmuştur. Ki biz biliyorduk ki Akatlar Anadolu'da yaşamıştır. Bugünkü Cebel Tarık kısmında yaşamışlar. Olduğu gibi Akdeniz, Kafkasya, Kızıldeniz'e doğru, Mısır'a doğru da yaşamışlar. Öyle biliyorduk ama tarihimiz 10 bin sene önce biliyorduk. Yani. Neyse, Akat'ta doğduğu yer orijin olarak Mu kıtası. Yani bundan 800 bin sene önce. Atlantis'in merkezine, doğdukları yer Atlantis'in merkezine yakındır. Yer olarak 42 derece yükseklikte 10 derece uzunluktadır. Öz yurtlarında çok fazla kalmazlar arkadaşlar. Atlantis'in her tarafına dağılırlar. Semitlerle birçok savaşa girdiler. Yani Akatlarla Semitler devamlı savaş yapıyor. Semitlerle birçok savaşa girdiler. Hem karada hem denizde. Sonuç olarak iki tarafta birbirlerini harap etti. Bundan 100 bin yıl önce en sonunda çünkü savaşlar devam ediyor.
Binlerce yıl devam ediyor ya. Demek ki o çıkar davası. Çıkar davası her zaman var ya. Demek ki insanlığın kurulduğundan beri. Düşünebiliyor musun ya? Bundan 100 bin yıl önce en sonunda Semitler yenilen taraf oldu. Yenilen taraf oldular. Akatların egemenliği başlar. Hanedanlığı başlar. 100 bin sene önce Akatların hanedanlığı başlar. Semitlerin, yani Samilerin eski başkentlerine gelişerek büyük bir bilgelikle, ululukla yüzyıllar boyunca buraları yönetirler. Semitlerin eski başkentlerine yerleşerek büyük bir bilgelikle, ustalıkla, ululukla yüzyıllar boyunca buraları yönetirler. Buraları yönetirler. Akatlar tabi bu bilgelikleri, ustalıkları, hünerleriyle çoğalırlar. Çoğalırlar. Ticarette, denizcilikte aynı zamanda işgalcilikte çığır açmışlardır. Akatların çoğaldıktan sonra ticarette, denizcilikte, işgalcilikte çığır açtılar. İşgalcilikte çığırsa. Çok uzakta olan merkezlere iletişim ağı kurarak buraları geliştirdiler. Çok uzakta olan merkezlere iletişim ağı kurarak buraları geliştirdiler. Ve çok şeye katkı sağladılar. Yani bundan bahsettiğimiz gibi 100 bin sene önceden bahsediyoruz. 7. ırk ise Tatar, Moğollar. 7. ırk Moğollar, yani Tatarlar diyeceksin. Moğolların Atlantik'te bir ilişkileri olmamıştır. 7. ırk o. Moğollar, yani Moğolların Atlantik'te bir ilişkileri olmamıştır. Orijinleri Tatar bozkırları ve ovalarıdır. İkinci haritada 7 numarada olup aşağı yukarı 63 derece yükseklikte olup kuzeyden 140 derece uzunluktadır. Bu ırk Moğollar, Tatarlar yani. Bu ırk Moğollar, Tatarlar Turan ırkındandır. Ve Asya'nın her tarafını kaplamışlardır. Buna Kafkasya dahil yani. Her taraf dahil yani. İskandinavya'ya kadar. Tatarlar Turan ırkındandır. Ve Asya'nın her tarafını kaplamışlardır. Ve çokça çoğalarak ve dünyada yaşayan insanların Tatar Moğollarla kan bağları, ırk bağları, renk bağları vardır. Şu an dünyada yaşayan bütün insanların yani Tatar Moğollarla kan bağları, ırk bağları, renk bağları vardır. Geliyoruz. 49'u bitirdik gibi az bir şey kaldı 49'dan. Devam ediyoruz. Güzel. Kısacası özetlemek, değerlendirmek gerekirse bundan sonra oluşan alt ırkların nasıl milletlerin oluştuğu ve bu milletlerin nasıl bölündüklerini etnisite ve karakter olarak
tam çözemediğimizi bildiririz. Kısacası özetlemek, değerlendirmek gerekirse bundan sonra oluşan alt ırkların nasıl oluştuğu, nasıl milletlerin oluştuğu, nasıl milletlerin oluştuğu ve bu milletlerin nasıl bölündüklerini etnisite ve karakter olarak tam çözemediğimizi bildiririz. Geliyoruz sayfa 50'ye, başlık siyasi oluşumlar yani. Nasıl mesela burada siyasi oluşumlar oluşmuş? Çünkü her detayını ince ince araştıran bu insanlar her başlıkta neyi araştırdığını söylemişlerdir. 50. sayfada ise siyasi oluşumun nasıl oluştuğu. Bunu anlatırlar. Şimdi onu okumaya devam ediyoruz. Bütün denemelerden sonra o zamanın siyasi oluşumlarının ırk olarak bıraktığı izlerin taslağını çıkarttık. Şunu belirtmek gerekir ki bu yedi ırkı tanıdıktan sonra ırkın ve kökeninin kaderle bağlantısını gördük. Belki nasıl iş? Kaderle bağlantısını gördük. Çok iyi takip edildiğinde doğanın çevrimselliğini her ırkın nasıl evrim gösterdiğini her insanın evreşerek çocukluğundan yaşlılığına olgunlaşmasına başarılı bir evrimin sonucu olduğuna karar verdik. Çok iyi takip edildiğinde doğanın çevrimselliğini, her ırkın nasıl evrim gösterdiğini, her insanın evreşerek çocukluğundan yaşlılığına olgunlaşmasına başarılı bir evrimin sonucu olduğuna karar verdik. Geriye dönük baktığımızda soy ata sarmalının yolunda olduğunu gördük. Halkların siyasi tarihleri, dinleri, insanların gelişimine doğru yol almaları ve bu yolda ilerlemeleri, halkların siyasi tarihleri, dinleri, insanların gelişime doğru yol almaları ve bu yolda ilerlemeleri. Geriye baktığımızda o zamanki çöküşleri de görebiliriz. İlk alt ırkların yardımıyla, himayesiyle mükemmel bir şekilde yönetimler gelişmiştir. Akıl erdirmek gerçekten de zor. Ve bu alt ırklara milletimizi sunuyoruz. İlk alt ırkların yardımıyla, himayesiyle mükemmel bir şekilde yönetimler gelişmiştir. Akıl erdirmek gerçekten de çok zordu. Ve bu alt ırklara milletimizi sunuyoruz. O zamanki gelişmeleri görüyorsunuz değil mi? Alt ırklar oluştuktan sonra onların göstermiş olduğu yani evrime katkıları, gelişime katkılarını çok güzel bir şekilde anlatmışlar ama gerçekten inanmak zor diyor. Nasıl başardılar? Ama onlar diyor milletimize sunuyoruz yani. Bu da güzel bir şey. Devam ediyoruz. 51. sayfa. Rumuhallar gelişim. Oranın asıl ana yeri
3 milyon, 5 milyon sene sonra yaşanan Romalılar ve Lemuriyenler anahtarıyla. Sonra bunlardan olan ırklar yani. Romalılar gelişim yönetim hükümetsel olarak yeteneksizdiler. Hiçbir sabit planları yoktu. Hiçbir zaman Lemuriyenlerin alt ırkı olan altı ve yedinci sıradaki Akatlar ve Moğollar kadar evrime katkı sağlayamadılar. Lemuriyenlerin alt ırkı olan altıncı ve yedinci sıradaki Akatlar ve Moğollar, yani Tatarlar kadar evrime katkı sağlayamadılar. Mu kıtasında yönetime değin seçimler olduğunda burayı yönetecek kralların ten rengine bakılmazdı. Burada önemli olan yöneticinin yani kralın bilgeli yani. Bilgin olmasıydı. Yeni toplulukların oluşmasıyla bu oluşan toplulukların eğitimiyle ilgilenmesi ve gereğini yapması olmazsa olmazdı. Yani ten rengine hiç önem vermiyoruz. Bakın o zaman hiç ırkçılığı bir şey yok. Yani. Düşünüyor musunuz? Önemli olan yönetime seçilen kişinin bilgin olması. Bilgiç olması. Ten rengine bakılmazdı. Burada önemli olan yöneticinin bilgeli olmasıydı. Yeni toplulukların oluşmasıyla bu oluşan toplulukların çoğalıyor insanlar işte. Topluluklar çoğalıyor, kabileler çoğalıyor, boylar çoğalıyor. Tabii çoğalan bu toplulukların eğitimiyle ilgilenmesi ve gereğini yapması olmazsa olmazdı. Muğlular diyelim yani, Atlantisliler gerektiği kadar evrime katkı sağlamışlardı. Atlantisliler yani Muğlar gerektiği kadar evrime katkı sağlamışlardı. Yöneticilerin değişik gezegenin başka bir yerinde olmayan yönetim şekilleri vardı. Değişik boylarda, kabilelerde yönetici veya kral seçeceği zaman halk tarafından seçilirdi. Bakın arkadaşlar, halk tarafından seçilirdi. Değişik boylarda, kabilelerde yönetici veya kral seçeceği zaman halk tarafından seçilirdi. Ve seçimle gelen krallar haliyle çok güçlü olurlardı. Aynı zamanda çok savaşçı olurlardı. Burası çok önemli arkadaşlar. Halk seçimi. Halk oynamaz. Halkın seçmesi. Değişik boylarda, kabilelerde yönetici veya kral seçeceği zaman halk tarafından seçilirdi. Yani yüz binlerce sene önceden bahsediyoruz. Ve seçimle gelen krallar haliyle çok güçlü olurlardı. Çok büyük savaşçı olurlardı. Demek aynı zamanda çok gururlu olurlardı. Çünkü bilgiç olan insanlardı. Halkına verdikleri şeylerden dolayı, halkının mutlu olması için yerine geleni yaptıklarından dolayı aynı zamanda kendileri gururluydu. Çok gururlu insanlardı. Ve bunu yaptıklarının bu yönetim şekli insanlara vermekten çoktan mutluydular.
Valla bu şekilde devam ediyor işte. Önümüzde 10. bölüm de bitti. Atlantis demişim yani. Gerçekten tam bir gizem içinde. Bu gizem hep beraber devam ettireceğiz. Sonuna kadar. 11. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.